Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Betacraft'ın 5. bölümüne hoş geldiniz. Aslında bu teknik olarak 6. bölüm ama ya da 2. 5. bölüm. Nedendir diye soracak olursanız, bir adet 5. bölüm çektim. Sıkıntı şurada, bölüm elimde patladı. Çünkü ses kaydedilmemiş. Neden olduğu hiçbir fikrim yok. Bunu da iyice kontrol ediyorum. Bölümün güzel yanlarından biri, şuradan anlayacağınız üzere Ash vardı bölümde. Evet, şuradan da anlayacağınız üzere. Peki, o bölümde neler yapmıştım? Önce onları bir size anlatayım. Şu term expansion makinelerini yaptık. Pulverizer, biliyorsunuz, bilmeyenler için söyleyeyim. Şunla şunun birleşimi gibi bir makine. Fakat tam olarak aynı işi görmüyor. Temel olarak orları ikilemeye ya da bazı şeyleri öğütmeye falan yarıyor. Bizim kullanma amacımız neydi? Redstone'u işlemek ve Redstone'un Redstone işlenişlerine bakalım. Eğer Polarizer'a koyarsak %25 şanslı Snapper elde ediyoruz. Peki ne kadar Redstone'umuz oldu? Bayağı bir. Peki bu Cinnabar'ı ne yapacağız? Benim Gold Orm'un burada ne işi var? Ha, Silver Orm kalsın. Silver'lar kalacak. Silver'lara başka bir işimiz var. Osmium gel. Ha, Ferrous. Sen lazım bana. Evet. Şimdi Cinnabar'ın kullanımlarına bakalım. Induction Smelter'da eğer or üçlemede ve ardından Rich Slag elde edimine kullanabiliriz. Bu arada Rich Slag de gene or üçlemeye yarayan bir şey. Fakat benim asıl istediğim led, hayır bu da değil, bu. Ferrous'u işlerken %100 olasılıkla Shiny Ingot elde ediyoruz. A Shiny Ingot bayağı bir işimize yarıyor. Özellikle Dust olarak. Endurium Blend elde ediyoruz. Ve bu Endurium Ingot elde ediyor bize. Ve o da pek çok şeyde yarıyor. İşimize yarıyor. En başta benim çok sık kullandığım şey Tesseract. O yüzden de şunun içine Ferrous ve Cinnabar koyuyoruz. Bunun yanı sıra sizler auto eject kapalı. On olun siz azıcık. Şunlar işlensin. Şunda zaten ondu. Ve hayır, torç yerleştirmek istemiyorum. O yüzden evde bulunurken bunu yapacağım. Bunun yanı sıra Slime Sapling Kalimera'dan aldık. Bu nedir diye soracak olursanız, daha düzgün bir konuma getireyim. Bundan iki şey elde ediyoruz. Bir şu mavi slime. İkincisi şu. Gövdesi bundan oluşuyor ve bunlar buna dönüşüyor. Kısacası slime bolumuz var. Yaşasın. Bir süre normal ağaca ihtiyacımız yok. Şu stok bize yeter herhalde. Yetmediği zaman hallederiz bir şekil. Evet. Madenlerimiz de işleniyor. Ayrıca sizlerin oto sorduğunu da kapayım ben. İşe yaramıyorsunuz. Evet. Ve Silver Ore'ların işlenişine bakacağım ben. Aa, bu arada mod paketi hakkında ufak bir detay. Bu tarz bug'larımız var. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle leading the tail dedim falan. O yüzden buna factorization üretim sistemi döşeyeceğim. Neyse. Aa, bu arada sürekli soruyorsunuz, abi mod paketi ne zaman, abi mod paketini indirebiliyor muyuz, abi mod paketi ne zaman çıkacak? Bu arada şunların ne olduğunu sormayın, eş yerleştirdi. O geldiğinde sorarım. Şunlar da chisel modunun. Bir arada güzelce bir değineceğim onlara.
Neyse, mod paketi ile ilgili diyorduk. Mod paketi şu an beta testinde. Bunu defalarca söyledik, o yüzden sürekli abi mod paketini versene falan filan demeyin. Mod paketi şu an beta testinde. Aşırı ciddi buglarımız var. Şu an o bugları not alıyoruz ve çözüm yollarını alıyoruz. Size en basitlerinden bir tanesini gösterdim demin. Silver Ore'u işlemeye çalıştığımız takdirde Lacerator'da bunu elde ediyoruz. Ki bu pek çok Lacerator recipe'sinde mevcut. Bakalım. Evet, gördüğünüz gibi. Vesaire vesaire. Bunun yanı sıra önemli buglarımızdan bir tanesi şundaki sıvılar. Senin burada ne işin var? Oradaki sıvılar da bayağı bir karışmış durumda. O yüzden şu an ya, ki bunun gibi bayağı bir bug var. Bunun dışında zırhımı enchant ettim. Şu arkadaş ile. Advanced A Enchanting Table. Enchanting Plus moduyla geliyor. Ve gördüğünüz gibi şu şekilde enchant edebilmenizi sağlıyor. Peki zırhlarıma ne koydum? Unbreaking Tree hepsinde. Bunun yanı sıra Projectile Projection bunda. Normal Projection bunda. Blast Projection bunda. Fire Projection bunda. Respiration, Aqua Affinity. Su altında bayağı rahat işime yarıyor. Ve Soul, hepsinde olan Soulbound. Bunun yanı sıra Thorns. Karşı tarafa damage vermeni sağlıyor. Gene Thorns. Ve bunda Feather Falling ile Haste. Daha yavaş düşmemeyi ve daha hızlı koşmamı sağlıyor. Evet. Şimdi şu nedir diye soracak olursanız Hazmat Suit. Atomic Science'ın bu şekilde craft ediliyor. Geçen bölüm Atomic Science'a azıcık bir giriş yapmıştık fakat ufak bir detay söz konusu. Şu Advanced Circuit'in bakın normal circuit'in crafting'i var. Elite circuit'inki var. Fakat advanced circuit'inki yok. Bu arada basic circuit normal şu olarak da kullanılabiliyor. Aynılar. Gördüğünüz gibi orada içindeki adları adlı aynı. Fakat şu arkadaşımın herhangi bir crafting'i yok. Fakat bunun var. Normaldeki crafting'i şu. Fakat şu an elimizde çalışmıyor. O zaman ne yapacağız? Evet. Bu arada buna ne için ihtiyacımız var diye soracak olursanız mesela Fission Reaktör bunu istiyor. Centrifuge bunu istiyor. Fusion Reaktör onu zaten geç. Chemical Extractor bunu istiyor. Steam Funnel istemiyor muhtemelen. Evet, istemiyor. Bir bakalım başka neler istiyor. Bu Basic Circuit istiyor, tamam. Diğer boyutlar. Bu da istemiyor. Turbine de istemiyor. Tabii motor ne istiyor onu bilmiyorum. Ha, motor bunu istiyor. Ama tabii ki bunun için Nether Quartz'a ihtiyacım var. O zaman ne yapıyoruz? Ben ilk olarak ne kadar circuit'e ihtiyacım olduğunu yok, onu daha sonra yaparım. Şu an için Nether'a gidiyoruz. Galimera'dan biraz obsidian ödünç aldım. Adam obsidian tarlası, obsidian generator yapmış. Ve ben asla ama asla Nether'dan laf çekmeyeceğim için benden bu böyle erken bir düzeyde obsidian generator görmek pek mümkün değil. Onun dışında başka nelerim var? Başka bir şeyim yok sanırsam. Şunları nasıl craft edildiğini göstermiştim sanırsam. Neden kılıçla kırıyorsam. Bunlar ya şu şekilde ya da şu şekilde, bu da bu şekilde craft ediliyor. İlginç duran bir crafting table. Şunlar şöyle kalsın. Bu arada bu wiki'den baktığım asıl crafting recipe'si Advanced Circuit'in.
Evet. Obsidian. Flint. Nerede benim flintim? Flintlerim. Flint and Steel. Evet. Hayır, neden suya daldım? Ha. Eş. Evet. Nether portalı buraya kuracağız çünkü ben Nether portalın evimde olmasını istemiyorum. Sadece sinir bozuyor. Bunun yere iyi denk gelmiş. Ve voila. Ve Nether'a gidiyoruz. Hadi bakalım. Bize azıcık Nether Quartz lazım. Bekliyoruz. Evet ve geri geldim. Oh, sol sentlerin üstünde belirmişim. Uhuhu. Kobalt. Sen lazımsın. Size receipt açalım. Evet. Nether'ın bayağı bir değişik olduğunu göreceksiniz. Ye modlara, doğrusu benim kanalıma yeni başlayanlar. Çünkü bazı modlar kurulu. Nether Orcs'a bulaşmayacağım. Ufak bir detayı unuttum. Sen nedir? Lapis Ore musun? Evet. Tamam, kızmadı. Evet. Tainted soylularımızı alalım. Çok önemli bir detayı unuttum. Ah. Ve Nature'dan nefret etme sebebim. Şu lanet örümcekler ve üremeye devam ediyorlar. Ha tamam. Evet. Buraya düz bir şey lazım. Ve portal. Tamamdır. Nether Capro. Bunlar Nether Ors'un eklediği şeyler. Bana şu an sadece Nether Quartz lazım. Ve o yüzden de Nether Quartz kazıyorum. Oh yeah. Ve mekanizm... Ha, mekanizm armorlarını bunlar da giyiniyor. O yüzden zaten tehlikeli olan zombi pigmenler iyice tehlikeli. Asla bir zombi pigmene bulaşmayın. Asla. Tabii über güçlü hale gelmediyseniz. O zaman seve seve bulaşabilirsiniz. Güzel bir altın kaynağı olabilir. Ya da stres atmayalım. Siz bilirsiniz. Ben biraz daha Nether Quartz kazıp geliyorum. Evet ve geri döndüm. 3 gast ateşin vardı. Arasında kalmak pek hoş bir duygu değil. Evet, şimdi. Bunları en iyi nasıl işleyebiliriz? Smelting 2 tane veriyor. Polarizing. Oh, 24. Induction Smelter. Güzel. Rich'le geldi edebiliriz. Diamond'a bakalım. Yine bir aynı şey aslında. Ya ben direkt şunun içine atayım. Senin işleminden iyi yolun ama. Fluorizer 2 tane veriyor ve yarım sülfür veriyor. Lacerator
2,5 veriyorum. Lacerator olsa Lacerator en iyi yöntemde fakat şu an için Pulverizer. Maalesef. O zaman ne yapıyoruz? Bakalım sen. Lacerator, Pulverizer, Magma Crucible, Rock Crusher. Sen de Pulverizer olacaksın. Nether Quartz'larımızı alalım. Ve şimdi... Evet. Bize başka ne lazımdı? Evet. Centrifuge. Centrifuge için bronze, steel plate... Bir şey merak ediyorum. İlla bu steel plate mi yoksa... Şu steel plate'de olur mu? Öğreneceğiz. Motor. Bronze steel. Evet. Bolca normal stone lazım bunun için. Tabii enerji kıtlığı geçiyor arkadaşımız. Neticede ona verdiğimiz enerji pek fazla değil. O zaman şimdilik bu kadar yetersin. Evet yeter. Sen devam et. Hem. Güzel. O kadar mı kötü enerji üretiyorsunuz? Neden Atomic Science'a geçmeye karar verdiğimiz anlaşılıyordur herhalde. Yani siz ikinizi durduralım. Seni de. Sadece sen çalıştın. Hatta seni de kaldıralım çünkü bu düzenli olarak enerji tüketiyor. Şu an tüm enerji sana gidiyor. Hadi bakalım. Evet. Şimdi ben hemen ne kadar şunlardan gerektiğini hesaplayıp geliyorum. Evet ve geri geldim. Toplamda 5 tane ihtiyacımız var. O yüzden şöyle bir şey yapıyorum. 5 tane için gereken malzemeyi alıp bunları siliyorum. Ve 5 tane advanced circuit alıyorum. Evet. Tamamdır. Ve Atomic Science'a geri dönebiliriz. İlk olarak Chemical Extractor lazım bize. Ve bunun sinir bozucu kısmı burası değil mi? Sen de gel. Stone'larımız pişmiş. Güzel. Bir tanesi 4 tane istiyor. 1, 2, 3, 4. Size sonra gireceğim. 5, 6, 7. 7 tane. Evet. Yedi çarpı üç. Tamamdır. 21 tane redstone torch. Ve 7 tane nether quartz. Ne güzel. O yok. Çok daha fazla ihtiyaç varmış. Çok yanlış hesaplamışım.
Ya bu biraz fazla oldu. Farkındayım, bu biraz fazla oldu.42. Tamam. 63 redstone torch. şimdi siz şöyle gidin. Evet. Yok. Gene mi yanlış hesap? Yok. Nether Quartz. Stone yetmemiş. Crafting dörtlüklerimle. Mesela burada biraz daha red granite varmış. Size atayım. Tabii bunu daha yapamıyoruz. Tamamdır. Şimdi steel ve iron. Tamamdır. 7 tane sizden hazır. Tamam. Chemical extractor'a girişelim. Lapis block. Ne güzel. Yeni lapis işlemiştik. Sen git. Siz gelin. Şimdi özel test. Ayrıca Iron sen şöyle git. Siz de şimdi şöyle şurada takılın. Ya sen siz gidin. Bronzlar. Bronz. Elite circuit, motorlar ve steel plate. Hayır, bu steel plate'ler olmuyormuş. Aman ne güzel. O zaman ne yapıyoruz? Şöyle steel plate yapıyoruz. Mecburen. Çok daha fazla steel harcı bir şey. Evet. Ve bu sayede chemical extractor'ımız hazır. Evet, geçici olarak seni gene bu enerji hattına bağlayacağız. Sen şöyle gel. Aslında oradan değil, şuradan bağlayayım. Çok daha makul olur. Açtık. Bunun yanı sıra başka ne lazım? Nükleer boiler. Ki bunun için biraz stone lazım. Evet ve nükleer boilerımız için gene bir malzeme lazım. Kova. Ve steel plate. Ne güzel. Bunda neden işe yaramadı? Chemical extractor'ı bir yandan suda koymamız lazım. Maalesef. Saniye. Neyse, şunları bir craft edeyim, ondan sonra iyice kurcalarım çünkü ben de alışkın değilim biliyorsunuz. Evet. Centrifuge. Şimdi
İlk olarak bana ne lazım? Fluidact. Evet. Fluidact sen lazımsın. Bunun yanı sıra Redstone ve Steel gerekecek. Çünkü Universal Cable lazım. Arkadaş bana düşündüğümde üstten bağlasam daha güzel olabilir. Zaten burası geçici olacak. Tabii ki de ranch'im yanımda değil. Evet, burada. Universal Cable'lar gelin. Ayrıca şuradan da Fluidact bağlayacağız. Sanırım. Şu ikisinin Fluidact'a ihtiyacı var. Suya ihtiyacı var. Tabii ki de ayarlamamız gereken önemli bir şey. Buna dokunmasını istemiyoruz. Şu an bu ikisinin su dolmuş olması lazım. Evet. Sen ne işliyorsun şu an? Uranyum koydum mu ben senin içine? Ha. He, sen su aldığın andan itibaren çalışmaya başlıyorsun yani. Mesela uranyumlarımızı alalım. Ve tabii ki de önemli bir şey. Şu arkadaşlarımızı da alalım. Bakalım bu herhangi bir Levras tepki veriyor mu? Hayır vermiyor. Bu da demek oluyor ki bundan kullanmadığımız zamanlar enerjiyi keseceğiz. Gördüğünüz gibi Yellow Cake bizi elde ediliyor ve eğer bu arkadaş olmazsa gördüğünüz gibi zehirleniyoruz. Yellow Cake'ler bunun içine geliyor. Ve radyasyon alıyorum. Hiç de eğlenceli bir şey değil. Şu geçsin çok güzel olacak her şey. Şimdi fluid duct'ları kullandığımıza göre sırada item duct'ları da kullanmak var. Sen ucuz bir şeysin, seni atabilirim. Sizleri de. Duct'lar. Evet. Led ve tin. Evet. Led'imiz var mı? Var. Tinimiz var. Sen bağlanmayacaksın. Sense çıkışa ayarlanacaksın. Bu sayede buradan gelecek Yellow Cake'ler tabii çıkış verecek mi bu? Hayır. Aa.
Öncelikle servo koymamız gerekiyordu. Bakalım redstone sinyali verdiğimize tepki verecek mi? Redstone sinyaline tepki veriyor. Tamam, bununla işimiz bittiğine göre gereksiz enerji harcamasın diye şöyle keselim enerjisini. Evet, bu da işleye dursun. Sen tam direkt olarak uran heksafluoritleri atabiliyorsun. Bu da onları işleyip uranyuma çeviriyor. Evet. Ve uranyum işleme zincirimiz aynen bu şekilde çalışıyor. Huh. Hemen geliyorum. Evet ve geri geldim. Ve süremizi bayağı bir aştığımızı öğrendim. Asa dur. Bayağı bir aşmadık. Çok az aştık. Ama burada gördüğünüz gibi uranyum 235 ve uranyum 238 olarak iki tane uranyumumuz var. Bunlar iki farklı işe yarıyor. Bu normal fizyal reaktörümüzü çalıştırmamızı yarıyor. Ki empty cell'ler lazım bunun için. O da bu şekilde craft ediliyor. Basit bir şey. Bu normal reaktörümüzü çalışıyor. Bu ise breeder. Breeder'ların kullanımını daha tam araştırmadım. Onları da araştırınca göreceksin. En basitçe nimtisel falan filan. Evet. Ayrıca size şunların nasıl alındığını göstereyim. Ve plumber eksimizle bodoslama dalıyoruz. Son olarak fission reaktör. Ve tabii ki de bunun için empty cell'e ihtiyacımız olacak. Bunu da craft edip bitireceğim bölümü. Tin. Tin 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 hanım. If you know what I mean. Evet. Bana bir tane lazım yeter. Evet, tabii ki de steel plate. Steel'im mi yok? Evet, steel'im yok. Ah. Tamam, yellow cake'lerimiz işlendi ve şu arkadaşımız da oluyor. Oysa da ben neyi bekliyorum? Şu arkadaşları bekliyorum. Evet, sanırsam bölüm burada bir. Bu kadar. Biraz fazla crafting ile geçti ancak yine de izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler.